Mutlu geceler efendim. Haftanın son iş gününde, Cuma gününde Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız, yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Sizler de Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 efendim. Haberlerimizle ilgili, programımızla ilgili, Elazığ'la ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gece 1'e kadar mesajlarınızı okumuş olacağız. Ayrıca sosyal medya hesaplarım üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Efendim her gece olduğu gibi bu gecede son baskı özetlerimizle başlıyoruz. Efendim milletvekili Bulut ve Başkan Gürgöz'e OSB'deki firmaları gezdi. Evet efendim AK Parti Elazığ milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni sektörlerin temellerinin atıldığını ifade etti. Elazığlı iş adamları ile OSB'de bir araya gelen milletvekili Metin Bulut ve AK Parti Elazığ Başkanı Ramazan Gürgöz'e bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş adamlarına desteklerinin devam edeceğini söylediler efendim. Öte yandan yapılan toplantının ardından AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e OSB'de faaliyet gösteren tekstil ve mobilya firmalarını ziyaret ettiler. Başarılar dilediler. Elazığ'a yatırım yaptıklarından dolayı teşekkür ettiler. Her zaman yanlarında olacaklarını ifade ettiler efendim. Milletvekili Metin Bulut ve AK Parti Elazığ Başkanı Ramazan Gürgöz'e ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız. Devam ediyoruz efendim bir diğer özetimize. Harput'ta otopark alanı 3 katına çıkarıldı. Efendim Elazığ Belediyesi Harput için çalışmalarını sürdürüyor. Harput'ta yapılan çalışmalar kapsamında yazın artan araç yoğunluğu göz önüne alınarak otopark alanı 3 katına çıkarıldı ifade edildi. Yeterli mi? Bence değil. Daha da çıkartmamız lazım. Çünkü geçen yılda otopark sorunu yaşandı. Ondan önceki yılda otopark sorunu yaşandı. Bu bir nebze çözecektir. Güzel bir düşünce olmuş. Otopark sayısını artırmak, otoparkı 3 katına çıkarmak tebrik ediyoruz. Güzel bir düşünce. Ama biraz daha artırmamız lazım bence. Çünkü bugün yine biz oradaydık mesela. Çok ciddi yoğunluk vardı. Hafta sonları mutlaka çok daha yoğun oluyordur. Onun için bence bir tık daha artırabiliriz otoparkı. Özellikle geniş tur otobüslerinin park edici otopark alanları nasıl oluşturabiliriz bilmiyorum ama o otopark alanlarında yapmakta fayda vardır. Ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Devam ediyoruz efendim. Evet. Temizlemeye devam ediyoruz. Temizlik yapmaya devam ediyoruz başlığıyla bu kez ilgi bekleyen bir yerdeydik. Efendim hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda bir iki hafta önce Kanal Fırat ve elazığsonhaber.com olarak Elazığ'da temizlik kampanyası başlattığımızı duyurmuş ve bugüne kadar hep Elazığ'da çevremizi temiz tutalım, temizlik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım, Elazığ'ımızın değerlerine sahip çıkalım diye haberler yapmış. Ancak artık işi faaliyete dökme zamanının geldiğini ifade ederek Elazığ'da temizlik kampanyası başlattığımızı açıklamıştık. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta medya grubumuz olarak Sivrice ilçesine gittik. Hazar Gölü kıyısında yaklaşık 2-2,5 saat süren bir temizlik çalışması yapmış ve oradaki alanları tek tek tiz bir şekilde temizlemiştik. Ardından İstanbul seçimlerinin araya girmesi vesaire şehirdeki diğer yoğunluklardan dolayı bu kampanyamızı çok erken bir şekilde devam ettiremedik. Çünkü yoğunluk vesaire derken ama bizim kampanyamıza destek olan isimler vardı. Destek veren siyasi partiler vardı. Onlar da temizliklerini bu kapsamda sürdürdüler kampanyamıza destek olmak adına. Biz de bugün kampanyamızı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz dedik. Ve yine ekip arkadaşlarımızla birlikte tarihi Harput beldesine gittik. Evet, Harput'taydık. Ve Harput'u temizlememiz gerektiğini, Harput'u temiz bırakılması gerektiğine dair ortak bir kanıya vardık. Çünkü Sivrice önemli bizim için, turizmimiz için hele hele Harput çok önemli. Harput'a gelen turistleri ağırlarken onları güzel bir şekilde Elazığ'dan uğurlamamız, temiz, misafirperver bir şekilde Elazığ'dan uğurlamamız gerektiğini hep ifade ediyoruz. Onun için Harput'un temiz olması çok önemliydi. Biz de ikinci durağımız olarak Harput'u belirledik. Nereye gittik biliyor musunuz hem de? Buzluk mağaralarına gittik.
Evet, ironi yapmak istedik çünkü. Yani sadece Arkutay'ı değil, Balak Gazi'nin etrafını, işte Ulu Cami'nin etrafını temizleyebilirdik. Ama onun yerine Harput'ta buzluk mağaralarının önüne gittik. Niye gittik oraya? Çünkü unutuldu. Evet, buzluk mağaralarımız unutuldu efendim. Öylesine bir turizme kazandırılması gereken bir yer, işler acısı bir durumda maalesef. Ne gelenin haddi var, ne gidenin, giren çıkan belli değil. O kadar iğrenç şeyler bulduk ki yerlerde, çöplerde. Gerçekten işler acısı. Maneviyatıyla övündüğümüz Harput'a yakışmayan olayların döndüğünü fark ettik. Alkolden uyuşturucuya ve aklınıza gelebilecek diğer türlü şeylere. Evet, buzluk mağaramıza sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden bugün Harput'taydık. O yüzden bugün Harput'ta temizlik yaptık. O yüzden bugün buzluk mağaraları bölgesini temizledik özellikle. Farkındalık oluşabilmek için şehirde. Bu kapsamda birazdan görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Buzluk mağarasıyla da ilgili konuşacağız efendim. Bir kez daha hatırlatalım. Temizlik kampanyamız kapsamında geçtiğimiz haftalarda Sivrice ilçesi Azargölü kıyısını, bugün itibariyle de bugün de Harput buzluk mağarası bölgesini temizledik. Buradan Elazığ'daki kurum müdürlerimize sesleniyorum. Evet, sadece kendi işinizi görmeyin efendim. Sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde de olmanız gerekiyor. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde. En büyük fırsat bu. Yaz sezonu öncesinde şehrimize birçok insan gelecek. Onlara temiz bir şehir gösterelim. Kurum müdürlüklerimiz lütfen, bir sürü çalışanınız var. Her bir kurum bir bölgeye gitse tertemiz bir Elazığ olur ve örnek teşkil eder. En önemlisi bu. STK'larımız, uyuyan STK'larımız, uyanmanın vakti gelmedi mi diye her zaman soruyorum. Uyuyan STK'larımızın da artık biraz da harekete geçmesi lazım Elazığ'la ilgili konularda. Hiç yoklar efendim. Elazığ'da STK'lar maalesef Elazığ'ın gündemini oluşturması gereken, Elazığ'da kamuoyu oluşturması gereken kişiler esasında STK'larken, var mı Elazığ'la ilgili güzel bir proje ortaya koyan STK? Bir elin beş parmağını vardır elbet ama bir elin beş parmağını geçmiyordur o STK'lar. Proje üreten STK'larımız tabii ki var ama bir elin beş parmağını geçmiyor. Halbuki Elazığ'da 500'ün üzerinde STK var. Her bir STK bir bölgeyi, bir mahalleyi temizlese ne güzel olur. Onlara sesleniyoruz. Kurum müdürlerimize, iyi yöneticilerimize, herkese sesleniyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hep birlikte, el birliğiyle daha temiz bir Elazığ için diyoruz. Devam ediyoruz. Evet efendim, dün gece son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza getirmiştik. İlk kez de Kanal Fırat ve elazığsonhaber.com internet haber sitesinden öğrenmiştiniz. Ahmet Aytar Meydanı'ndaki çatışma ayrıntıları belli oldu efendim. Şehrin göbeğinde birbirlerine girdiler. Hem de iki gündür devam ettiği iddia ediliyor efendim. Önceki gün ve dün gece. Önceki gün yine Yeni Mahalle'de Kalkan Sokak, burası Kalkan Sokak efendim. Ahmet Aytar Meydan hemen üst tarafındaki sokak, Abdullah Paşa minibüslerinin döndüğü sokak efendim. Kalkan Sokak'ta bir işletmenin önünde tartışma çıkmıştı. Polis uzun süren çabalarının sonucunda kavgayı yatıştırmıştı. Kavga ertesi güne, yani dün geceye sıçradı ve yine aynı yerde kavga çıktı. Bu kez silahlar, beyzbol sopaları, bıçaklar ve aklınıza ne gelirse onlar konmuştu efendim ve burada başlayan kavga Ahmet Aytar Meydanı'nda devam etti. Ahmet Aytar Meydanı'nda o kadar insanın içerisinde gözüne bakmadan silahlı saldırı düzenlendi. Ateşler edildi efendim maalesef. Bıçaklar havalarda uçuştu. Bölge abluk altına alındı. Özel hareket polisleri olay yerine sevk edildi. Sokakta giriş çıkışlar yasaklandı. Bölge genelinde kontrollü girişler yapıldı mahalle genelinde. Ve sonuç itibariyle alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen olayda iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi de ağır yaralandı. Bu kişiler de efendim kardeşler. Hayatını kaybeden iki kişi de iki kardeş. Yaralanan iki kişi de iki kardeş efendim. Maalesef bu üzücü haberin ayrıntılarını da birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız. Devam ediyoruz. Alın, iğrençlik. Böyle insanlar var mı dedirten bir haber. Gerçekten çok iğrenç. Canilik. Caniliğin böylesi başlığını atmış Elazığ Son Haber. Caniliğin böylesi efendim. Gerçekten yazıklar olsun. Yani cennet annelerin ayaklarının altında deniliyor ya, siz cehennemliksiniz. Bunu yapan anne cehennemlik. Gerçekten o bu kadarı da olamaz dedirten bir durum efendim. Elazığ'da bir anne denilemeyecek bir şahıs
çocuğunu, bebeğini çatı katında halının altına koydu. Cani yani vahşi. Yani Allah'ın yani çok da şey yapmak istemiyorum ama yani böyle insanlarla aynı şehirde yaşıyormuşuz. Çocuğunu çatı katına çıkardı, halının altına bastı. Ölsün diye efendim, ölsün diye halının altına bastı. Ölen çocuğu oradan aldı, çöpe attı. Ya Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Devam ediyoruz efendim. Tüm bu gelişmeleri, daha fazlasını Elazığ'ın haber sesi elazığsonhaber.com'dan takip edebilir. elazığsonhaber.com'un sosyal medya hesapları, Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube adreslerini de takip ederek Elazığ'dan anında haberdar olabilirsiniz efendim. Özetlerimiz böyleydi. Son baskı başlıyor. Evet efendim, bir de sıcak gelişmemiz daha var. Ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız. Maalesef en mutlu günlerinde yok oldular. Bir aile trafik kazasında. İstanbul'da kızlarının mezuniyet törenine giden ve daha sonra Elazığ'a gelmek üzere yola çıkan bir aile Kayseri'de geçirdikleri trafik kazası sonucunda hayatlarını kaybettiler. Evet, 5 kişinin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı. 4 hemşerimiz hayatını kaybetti. Ayrıntılarını ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Ama öncesinde, evet, medya grubumuz olarak geçtiğimiz süre içerisinde temizlik kampanyasını başlatmıştık. Daha temiz bir Elazığ için el ele verelim. Tüm Elazığ'daki STK'larımız, kurumlarımız, herkes, vatandaşlarımız çevreyi temiz tutsun ve temizlik yapsın demiştik. Ve bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Sivrice ilçesine gitmiştik. Hazar Gölü kıyısını temizlemiştik. Bugün de medya grubumuz Kanal Fırat ve elazığsonhaber.com ekibi olarak Harput'a gittik. Yaklaşık 15 kişilik ekibimizle birlikte 2 saat boyunca tarihi Harput beldesinde, özellikle seçtiğimiz yer ironi olması için orayı seçtik. Çünkü yok olmak üzere değerimiz, buzluk mağaralarının olduğu bölgede temizlik çalışması yaptık ve yine çok sayıda onlarca çöp poşetiyle çöp topladık. İşte o haberimiz. Kanal Fırat Televizyonu ve elazığsonhaber.com internet haber sitesinin Elazığ'da başlatmış olduğu temizlik kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Medya grubumuz personelleri geçtiğimiz haftalarda Sivrice ilçesi Hazar Gölü kıyısında temizlik yaparak çevre bilincine dikkat çekmişti. Medya grubumuzun bu defaki durağı ise tarihi Harput beldesiydi. 15 kişilik ekiple birlikte Harput'a giden medya grubumuzun personelleri temizlik için buzluk mağarası bölgesini seçti. Buzluk mağarası bölgesinde yoğun bir şekilde yer alan çöpler medya grubumuz personeli tarafından yaklaşık 2 saat süren bir çalışmanın sonucunda temizlendi. Kanal Fırat Televizyonu olarak temizlik kampanyamıza devam ediyoruz. Elazığ'ın tarihi kenti Harput'tayız. Kanal Fırat ve Elazığ Son Haber çalışanları olarak Harput'un önemli yerlerinden biri olan Buzluk Mağarası'nda temizlik çalışmalarına devam ediyoruz. Temiz bir Elazığ için sloganıyla yola çıkan medya grubumuz personeli, önemli bir turizm değerimiz olan ancak yeterince ilgi göremeyen Buzluk Mağarası bölgesinde temizlik yaparak bölgenin önemine de dikkat çekmiş oldu.
Herkesin çevre temizliğine duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Kanal Fırat, Kanal E-Spor Koordinatörü ve TSYD Elazığ temsilcisi Coşkun Kamaç, Buzluk Mağarası gibi tarihi değerleri yüksek olan turistik yerlerde bu duyarlılığı göremediğini ifade etti. Geçtiğimiz haftalarda Kanal Fırat ailesi olarak Sivrice Hazar Gölü'nde başlatmış olduğumuz çevre temizliği kampanyamızın bugün ikincisini Harput'un en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Buzluk Mağarası civarında yapıyoruz. Hakikaten burası da gördüğümüz manzara çok rezalet. Yani bir kere amacının dışında kullanılmış. Yani nasıl sayayım, içki şişelerinden tutun, eğlenceye yönelik her türlü burada malzemeyi bulabiliyorsunuz. Ama insanlarımız da ilk programımız için de söylemiştik. Kullandıkları alanları temiz tuttukları takdirde ne bizlere ihtiyaç olacak ne başka insanlara ihtiyaç olacak. Bakın Elazığ'ın turizmdeki en önemli yerlerinden birisi Buzluk Mağarası. Yazın buz gibi, kışın sımsıcak olan bir alan içerisindeyiz, kayaların dibinde. Ve tarihi bir yer ama ne yazık ki insanlar burayı kirlettiği sürece bakın arabalarımızla geldik ama belki giderken arabalarımızın tekerleri cam şişelerinin parçalarından dolayı patlayabilecek yani böyle bu durumda. O nedenle insanlar biraz daha duyarlı olsunlar. Biz Kanal Fırat ailesi olarak bu çevre duyarlılığına insanları davet ediyoruz. Herkes kendi çevresini temizlesin. Dediğimiz gibi temizlik imandandır ama maalesef biz bu hadisi pek değerlendiremiyoruz, yapamıyoruz doğrusunu. Lütfen çevreyi temiz tutalım. İnsanlarımız az temizlik yapsınlar ama çok fazla otursunlar, eğlensinler, gezsinler. Biz Kanal Fırat ailesi sevgili Furkan kardeşimizin öncülüğünde bu kampanyayı başlattık. Çevre kirliliğinin tarihi değerlerimize değer kaybettirdiğini de dile getiren Kanal E Kanal Fırat muhabiri Özdemir Biranlak, vatandaşların temizlik konusunda daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Medya grubumuzdan Furkan'ın teşvikleriyle aslında bu işe başladık. Onun öncülüğünde geçtiğimiz haftalarda Sivrice'de bir temizlik çalışması yapmıştık. Bugün de buraya geldik. Tabii biz sabahın erken saatlerinde buraya geliyoruz. Buradan sonra da işimize devam ediyoruz. Herkesin duyarlı olması gerekiyor. Çünkü şu gördüğümüz manzara gerçekten Elazığlılara, ben Elazığlıyım diyenlere ve Elazığ'da şunlar şunlar olmalı, şu kısımlar turizme açılmalı, Elazığ'a neden turist gelmiyor, neden şunlar olmuyor, Buzluk Mağarası neden turizme açılmıyor diyenlere aslında çok güzel bir örnek. Belki de bu çirkinliğimiz yüzünden Elazığ'da hiçbir şey olmuyor. Önce kendimizi düzeltmekle başlamalıyız aslında işe. Sonra da toplumu ve ülkemizi güzelleştirebiliriz. Tabii eğer bu manzarayı bir sonra gelişimizde belki biz yine buraya geleceğiz ve yine aynı manzarayla karşılaşırsak demek ki hiçbir şey aşılayamamış olacağız. Biz diliyoruz ki bir daha geldiğimizde çok farklı görüntüler burada bulalım ve tabii yetkililerinize de sesleniyoruz. Burada gerçekten müthiş bir manzara var. Buranın böyle atıl durumda sadece uyuşturucu maddesi veya farklı maddeler kullanan insanların mekanı haline gelmemesi gerekiyor. Buranın çok güzel bir şekilde tanıtılması gerekiyor. Biz buradan bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım örnek olunabilir. Biz burada çocuklarımızı da getiriyoruz ki onlara da örnek olalım. İnşallah ekrandan izleyenler de buraya bu çöpleri atanlar da biraz olsun bir ders alabilirler diye. Temiz bir çevre için temizliği seçin. Evet efendim, medya grubumuz olarak Harput'a gittik. Buzluk Mağaraları bölgesinde temizlik yaptık. Yaklaşık 2-2,5 saat boyunca da temizliğimiz sürdü. Ve maalesef gördük ki işler acısı bir durumda. Her yer kir içerisinde. Orada piknik yapan vatandaşlar ya da ne iğrençlikler yapılıyorsa o iğrençlikleri yapan insanlar olduğu gibi bırakmışlar efendim maalesef her şeylerini. Ve işler acısı bir durumda. Bırakın oraya yabancı turistin gitmesini, yerli turist Elazığlılar bile oraya gitmeye tiksinir duruma gelmişlerdir. Çünkü sahipsizlikten dolayı. Bizler de bu farkındalığı oluşturabilmek adına manzarasıyla inanılmaz ruhu dinlendiren ve özellikle Buzluk Mağaralarıyla da turizmin önemli merkezlerinden birisi olan o bölgede temizlik çalışması yaptık. Buzluk Mağaraları çok önemli. Şimdi bu Buzluk Mağaralarının
önemini soracağız efendim. Gerçekten oldukça önemli bir isim telefon hattımızın ucunda. Elazığ'ın yetiştirmiş olduğu önemli değerlerimizden birisi. Elazığ Musiki Cemiyeti kurucusu, mahalli sanatçı. Elazığ'ın her konusunu yakından takip eden ve geçmişe dair bilgi birikiminin oldukça yüksek olduğu bir isim. Nihat Kazezoğlu telefon hattımızın ucunda. Sayın hocam, hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun, hayırlı geceler. Çok teşekkür ederiz hocam. Gecenin bu saatinde bizlerle birlikte olduğunuzdan dolayı. Ben de mutlu oldum efendim. Teşekkür ederim. Öncelikle Kanal Fırat'ın böyle örnek bir davranışını takdirle karşılıyor. Tebrik ediyorum hepinizi. Çok teşekkür ederiz efendim. Gerçekten bir farkındalık oluşturmak istiyoruz Elazığ'da. Bu kapsamda da Buzluk Mağaraları bölgesine gittik bugün de. Buzluk Mağaraları şehrimiz için çok önemli. Harput için çok önemli. Neler söyleyeceksiniz siz Buzluk Mağaralarının geçmişiyle ilgili hocam? Şimdi efendim Buzluk Mağaraları zamanında nahiyeymiş. Buzluk nahiyesi olarak biliniyormuş. Öyleymiş yani o zaman. Evet. Ve çoktan beri ki Evliya Çelebi'nin beyatnamesinde bile Hikmet-i Garibe diye bahsedilmekte buzluktan. Buzluk artık çok eskiden oluşmuş bir bölge. Artık bir tektonik şey mi nedir bilemiyoruz. Fakat çok ilginç bir yönü var. Özellikle yazın içerisinde buz olması, kışın da içerisinin soğuk olması. Dolayısıyla böyle bir turizme çok elverişli, değerlendirilmesi gereken ve şu ana kadar çok geç kalınmış bir konu olmasını da arz etmek istiyorum. Burayı mutlaka turizme kazandırmak lazım. Zamanında bir sefer içerisine girilmesi için elektrik falan döşendi bir ara. Fakat pek bir şey olmadı. Bu bakımdan buzluk kışın sıcak, yazın soğuk olduğu için içerisinde buz oluşuyor. Herhalde bir hava cereyanı, bir hava akımı, soğuk ve sıcak havanın yapması, çarpışması sonucunda orada meydana gelen bir soğukluk oradaki nemlerin uzun oluşmasına sebep oluyor. Kayaların üzerinde buz oluşuyor. Evet. Ve bu bayağı çok soğuk. Yani içerisine girdiğiniz zaman normal elbiseyle duramazsınız. Sıkı giyinmeniz gerekiyor. Yazın oradan Elazığ'da tabii soğuk hava deposu falan yokken yazın oradan çevredeki insanlar ve bazı gelir temin etmek isteyen kişiler oradan çuvallarla buz çıkarıp hayvanlarına affedersiniz yükleyip götürüp Harput'ta ve sonradan da Elazığ'da atarlarmış. Ve o şekilde yazın millet işte suyuna, ayranına vesairesine koymak suretiyle böyle bir kudret buzu olarak faydalanırlarmış. Peki hocam, ben şunu da öğrenmek istiyorum. Evet buzluk mağaralarını depo olarak kullanılıyor. Peynirler vesaire orada saklanılıyor. Ama bu mağaradan az önce dediniz ya çıkartılan kudret buzları var. Mağaradan buz sarkıtları kopartılıp şehir merkezine götürülüyor diye. Onlar niçin gönderiliyor hocam? İşte çıkarılıp götürülüp para kazanma gayesiyle orada birkaç kişi böyle bir şey yapıyor. Ama genelde herkes gidip oradan az bir miktarda çıkarıp evine götürüyor. Gelen misafirleri götürüp gezdiriyor. Ve mutlaka orayı bilen bir kişi önderlik ediyor. Ellerinde de ya panos dediğimiz veya mum dediğimiz şeylerle o zamanın şeyi sonradan elektrik el fenerleriyle giriliyor idi. Ben de çok girmiş buz çıkarmışım. Çok
misafirleri götürüp gezdirmişim. Yani ben o buzluğun çevresinde çocukken kuzuları otlatırdık. Hatta buzluğun çevresinde dedemin bir tarlası vardı. O tarlaya ekin falan ekerlerdi. Onları gider ekini kaldırırdı falan. Dolayısıyla oralarda çok çoğulurdu. Orada çalıştığımız sürede de iner buz çıkarır, ayranın içerisine, suyun içerisine koyar, o şekilde şey yapardık, faydalanırdık. Evet. Peki hocam, ben şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi buzluk mağaraları, evet, çok önemli bir değerimiz Elazığ için. Turizme kazandırabilirsek çok faydalı olacak. Buzluk mağaralarını nasıl sahiplenebiliriz? Orası için ne yapabiliriz? Oraya turist akınının olabilmesi için ne tür çalışmalar yapabiliriz hocam? Şimdi orada güzel bir mekan olması lazım. Yolu ufak tefek kötü yerleri varsa yolunun yapılması lazım. Ve orada bir mekan, orada bir yer olması lazım. Bir kişi, orayı bilen bir kişi orada gelen misafirlerle ilgilenmesi, onlara tanıtması, onları indirmesi ve bu arada da tabii iyi bir reklamı olması lazım. Yani reklam yapmak, tanıtmak etmekte lazım ki şey olsun, gündeme taşınmış olsun. Evet. Yani anladığım kadarıyla şu anda hak ettiği yerde değil. Siz de öyle düşünüyorsunuz galiba hocam, öyle değil mi? Evet, evet. Evet. Maalesef böyle atıl bir vaziyette pek şey yok. Ancak işte arada sırada bir iki kişi geliyor. Orada bir tanıdığı da oluyorsa veya Harput'tan birisini alıyor arabasına, gidip orada geziyorlar vesaire. Maalesef öyle hocam. Maalesef öyle. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı konuyla alakalı? Çok teşekkür ederim. Programınız çok güzel. Hem bu temizlik yönünden, yöre temizliği yönünden farkındalık yaratmak için çok güzel bir örnek. İnşallah bu örneği gerek resmi gerek sivil kurumlar dikkate alır. Sizleri şey yaparlar, eyvallah, takip eder ve daha Elazığ'ın daha temiz, daha yaşanılır ve şey bir kent haline dönüşmesini sağlamış olurlar zannediyorum. İnşallah, inşallah hocam. Ben değerlendirmelerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum hocam, bilgilerinizden dolayı. Çok sağ olun. Estağfurullah. Başarılar diliyorum, hayırlı yayınlar diliyorum, Allah rast getirsin diliyorum. Amin. Çok teşekkür ederim hocam, saygılar sunuyorum. Sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet efendim, telefon hattımızın ucunda Elazığ'ın önemli değerlerinden birisi vardı efendim. Elazığ Musiki Cemiyeti kurucusu, mahalli sanatçımız, Harputlu Göllü bağlı olan bir hemşerimiz efendim, Nihat Kazazoğlu. Elazığ'da tanımayan yoktur Nihat hocamızı ve Harput'la ilgili, bu tür turizmle ilgili konulara da oldukça duyarlı ve bu konularda da çalışma yapan, konuları yakından takip eden bir hemşerimiz. Ve Buzluk Mağarası'nda biz medya grubumuz olarak bugün bir temizlik çalışması yaptık. Medya grubumuzun çalışanları efendim, personeller, bugün sabah erkenden kalktık. Televizyonda işbaşı yapmadan önce buzluk mağaralarına gittik. Orada temizlik, kapsamlı bir temizlik yaptık. Tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum efendim. Hepsine hatta küçük Eylül Nevra'mız var efendim, biliyorsunuz bizim televizyonumuzun maskotu Eylül Nevra'mız. Harika bir kardeşimiz. O da geldi bugün özellikle. Hep birlikte orada bir temizlik çalışması yaptık ve hocamız da, Nihat Kazazoğlu hocamız da buzluk mağaralarının önemine değindi. Sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Tanıtımın yapılması gerektiğini ifade etti. Gerçekten üzerinde çok konuşulacak bir konu efendim, buzluk mağarası. Hiç kimse sahip çıkmadı bugüne kadar. Ben sahip çıktım diyen birisi varsa gidelim hep birlikte son halini görelim buzluk mağaralarının. Kaç dönemdir, kaç yıldır buzluk mağaraları aynı vaziyette, aynı sahipsizlikte, aynı pislik içerisinde. Kim geldi, kim geçtiyse öyle efendim, düzeltmemiz lazım. Hep birlikte düzelteceğiz. El birliğiyle düzelteceğiz efendim bu sorumlulukları. Hepimiz Elazığ için çalışacağız efendim. Hep birlikte üşenmeden
el ele vererek biz yapacağız. Yapan yoksa biz yapacağız. Bundan böyle öyle. Efendim şimdi ekonomi, hemen bir dakika sonra devam ediyoruz. Elazığ'da yaşam standartları değişiyor. Şehrin en iyi lokasyonunda Elazığ'ın en büyük alışveriş merkezi ve bölgenin en büyük yaşam kompleksi olacak Elysium'da lansmana özel fiyatlarla yerinizi ayırmak için 27 Haziran'da sizleri Çaydaçıra Kavşağı'nda bulunan tanıtım ofisimize bekliyoruz. Hayallerin başladığı yerde Elysium'da buluşalım. Dolar alış 5740, satış 5780. Avro alış 6530, satış 6570. Cumhuriyet altın alış 1710, satış 1760 lira. Elazığ'da yaşam standartları değişiyor. Şehrin en iyi lokasyonunda Elazığ'ın en büyük alışveriş merkezi ve bölgenin en büyük yaşam kompleksi olacak Elysium'da lansmana özel fiyatlarla yerinizi ayırmak için 27 Haziran'da sizleri Çaydaçıra Kavşağı'nda bulunan tanıtım ofisimize bekliyoruz. Hayallerin başladığı yerde Elysium'da buluşalım. Evet efendim, devam ediyoruz. Sarput'taki temizliğimizle ilgili gelen mesajlarımız var. Onları aktarmış olalım. Ellerinize sağlık. Fatih Ahmet Türbesi'ni de, Fatih Ahmet Baba Türbesi'ni de unutmayın. Saygılar demiş izleyicimiz. Kesinlikle haklısınız efendim. Orası da çok önemli bir değerimiz ve maalesef orası da sahipsiz. Esasında şu Malatya'daki Somuncu Baba Türbesi gibi Sarput'ta Fethi Ahmet Baba Türbesi aynı şekilde restore edilerek çok güzel bir alan oluşturulabilir efendim. Gezilecek turistik bir ve alan inanç turizmi açısından, ama yok. Hayırlı geceler Furkan Bey. Kanal Fırat Televizyonu olarak ülke genelinde başarılarınızla sıkla adınızdan söz ettirdiğiniz gibi şehrimizde başlatmış olduğunuz sosyal sorumluluk projeleriyle de adınızdan sıkça söz ettiriyorsunuz. Bu kapsamda Kanal Fırat Televizyonu'nun yönetimini ve siz değerli çalışanlarını kutluyoruz. Hep birlikte sloganınız gerçekten çok güzel. Bizler de Elazığ için hep birlikte diyoruz ve temizlik kampanyanıza destek veriyoruz demiş. Aydın'dan Ahmet Can Karaca göndermiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Aydın'a kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. Furkan Bey, iyi geceler. Kanal Fırat Televizyonu'nu kutluyoruz. Harput'ta bu temizlik çalışmasını yapmanız gerçekten çok takdire şayandır. Buzluk mağaraları konusunda Nihat hocamızın da söylediği gibi sahip çıkılmıyor. Biraz daha hassas davranmamız gerekiyor değerlerimize. İstanbul'dan selamlar demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederim efendim. İstanbul'a kucak dolusu selamlarımızı da göndermiş olalım. Furkan Bey, iyi geceler. Programınızı Ankara'dan takip ediyoruz. Ayrıca her gece severek de izliyoruz sizleri. Geçen defa da Sivrice'de temizlik yapmıştınız, bugün Harput'ta yapmışsınız. Keşke Elazığ'da herkes sizin gibi duyarlı olsa. Kanal Fırat farkındalığını koruyor ve bu nedendendir ki Kanal Fırat ailemizin televizyonu olmaya devam edecektir. Kampanyanızı destekliyor, başarılar diliyoruz demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz efendim, çok sağ olun. Ailenize de selamlarımızı göndermiş olalım. Furkan Bey, önceliğiniz de iyi yayınlar dileyerek öncülüğünüzde başlattığınız bu çevresel farkındalık ve sorumluluk adına size ve arkadaşlarınıza teşekkür ederiz. Çevreyi korumak, kollamak hem insani hem kanuni hem de ilmi bir davranıştır. Saygılarımla iyi geceler. İzmir'den Kanal Fırat'a selamlar. Gökhan İlhan göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Gökhan hocamıza da selamlarımızı göndermiş olalım İzmir'e. Devam ediyoruz efendim. Yöremizin balı güzel, ancak ayılar bize canımızdan bezdirdi dediler. Hem can hem de mal güvenliğimiz yok diyerek tedirginliklerini dile getirdiler. Yetkililere seslenen arıcılar bakın nasıl tepkili. Arıcılar ayılara isyan etti. 60 kuan arım vardı, 15'ini telef etti. Evet.
Bugün bir aydır biz sürekli gidip bekliyoruz ki bize zarar vermiyor. Yani bunu yetkililer bu hayvanı toplatıp götürsünler. Biz bunu istemiyoruz yani. Kabullenmiyoruz bunu. Bizim masrafımızı da vermesinler. Bunları götürsünler. Bizim köyümüz sakinlesin. Tüm köylü sakinleri sabaha kadar bunları bekliyor. Yani ayı mağduruyum. Benim, aracılıkla uğraşıyorsunuz. Evet, benim bir 6 kovan arım telef oldu aylar tarafından. İşte ben şu anda yani bir nevi mağdurum. En azından bizim arılarımızı tekrar bize iade edilmesi, yani bunun yetkili organları kimse, işte tarım il mi, tarım ilçeyse neyse, biz işte bunun bir şeyini bulmalı lazım. Yani bu dağa yatırdı, ayrıları bıraktılar. Şu anda bizi mağdur ettiler. İşte biz de ben tekrar şu anda yani en azından maddi yönden değil de size arılarımızın iade edilmesini, işte mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyorum. Bahçem var, bahçeye gidiyorum. Ayın konusunda inan ki köyde duramıyoruz. Çoluk çocuğumuz dışarı çıkamıyor. Tedirginlik halinde şeyindeyiz yani. Gidip de korku korku çalışıyoruz. Akşam yedik geliyor. Onu getirip de oraya salmaya yani ne faydası var, ne şeyi var. Biz bunun yani şeysini sormak istiyoruz. Mağdur oluyorsunuz, mağdur korkuyoruz. Yani korkuyoruz, Antalya Türkçesi korkuyoruz. Hakikaten korkuyoruz yani. Evet. Acaba gelir bize bir şey yapar mı, yapmaz mı? Biz yani korku içinde çalışıyoruz. Tek başına gidiyorum, kimse yok. Ben tek başına gidiyorum. Biraz onu sabah gidip akşama kadar dolaşayım. Da iş güç var, şey var, o yapıyoruz. Başka yani bunu sevabı nedir bu? Niye saldırır? Ne için? Bunun faydası nedir bize? Tedirginiz diyerek yetkililerden yardım istedi. Yani bu ayların burada eğer milli parklar tarafında salınmışsa toplatılıp götürülmesi. Tabii ki bu da illaki bir yerden gelmedi. Yani birileri saldı bunu. Arıcılar hep tedirgin. Köylü de tedirgin. Bahçesine gidemiyor. Şimdi domuz var ama domuz zarar veriyor. Domuz en azdan insandan korkuyor. Yani insan bu insandan da korkmuyor. Yeri gelse saldırgan bir hayvan. Yani biz yetkililerden bunların bir an önce köylerimizin eski haline dönmesini bekliyoruz. Bunları toplatıp götürmelerini bekliyoruz. Yetkililerden derhal baştan arı olsun, ikincisi domuz olsun, üçüncüsü köpek olsun, bunların çözüm bulunmasını istiyoruz. Çözüm bulunması lazım. Konuyla ilgili açıklama yapan Kevan İl Genel Meclis Üyesi Cevdet Doğan da 100 arı kovanı telef oldu dedi. Bu ayı meselesini söyleyince tabii ki duymadığımız bir durumdu. Ne yapabilir düşüncesiyle ilk mülki amirimiz Kaymakam Bey'imiz aklıma geldi. İftara bir saat vardı. Kaymakam Bey'i aradım. İşte köylülerin böyle bir şikayeti olduğunu, köylerde ayı olduğunu, arılara zarar verdiğini kendilerine ifade ettim. Bu konuda fazla bilgi sahibi olmadığından ilçe tarım müdürüne bir görüşün dedi. Kendilerini aradım. İlçe müdürümüzün haberi vardı. O da Orman Bölge Müdürlüğü'nde yetkili bu ayıları dağa bırakan arkadaşın kendileriyle görüştüğünü. Tabii bizi de üzen talihsiz bir konuşma. Kurtlar nasıl alışmışlarsa ayıya da öyle alışmaları lazım. İfadesi bizi üzmüştü. Tabii kendisiyle ben görüştüm. Bana bir Karadeniz örneği verdi. İşte Karadeniz şu bu. Dedim ki ya bizim Kevan'daki tamam orman sahası ama ağaçlarımız Karadeniz gibi öyle ayıya müsait bir yer değil. Şimdi kurtta alıştıkları gibi ayıya da alışsın ifadesi bence yanlış bir ifade. Şimdi kurt ekosistemi bir parçası. Burada domuz çok olduğundan dolayı işte domuz yavrularını bu sistemin bir parçası ayarlıyor da fakat ayının bu sisteme hiçbir katkısı yok. Evet. Zarardan başka yani şimdi. Tabii daha sonra önlem açısından Sayın Valimizle bu konuyu görüştüm. Valimizin de o bölgenin insan olmasından dolayı bazı örnekler verdi. Yani tedbir amaçlı yapabileceğimiz önlem açısında hiçbir şey olmadığını. Yani kendisinin anlattığı durum evet. Arıların etrafını telle çeviriyorlar, çitle elektrik veriyorlar. Fakat ayı akıllı bir hayvandır. Getirip o elektrikli telin üstüne tahtayı bırakıp tekrar balı alıp yiyebiliyor. Kokusunu alıyor. Bizim bu bölgede 7-8 köyümüz şu anda
100 kovana yakın kovanı tahrip etmiş. Köylülerimiz tedirgin. Özellikle Vali Bey'den istirhamımız bu arıların buradan şey ayıların toplatılması lazım. Ekonomik gelişine baktığın zaman bir arının yani balın haricindeki bir kovanın maliyeti 500 lira. Evet. 500 lira. Ortalama 10 ile 30 kilo arasında bal üretimi yapıyor. 100 tane arımız zayiat oldu. Şimdi bu 100 zayiata şeye arıya kovanına baktığın zaman balını 3 ton bal ediyor. Evet. 3 ton balın yıllık işte maliyeti 450-500 bin lira para. Şu anda zarar etmiş oluyoruz. Evet. Ya buradaki amacımız zarar gören bu arıcı kardeşlerimize devletimiz zararını, balını değil. Kovanlarını verirse en azından. Çünkü dar yerli insanlar karşılansa o da iyi olur. Diğeri de ayların bir an evvel buradan toplatılması. Yaşanan bunca sıkıntıya rağmen adından ve lezzetinden sıkça söz ettiren ve sofralarımızdan eksik etmediğimiz balın kalitesi nasıl anlaşılıyor? Çok kaliteli, çok güzel bir balı var yöremizin. Evet. Şimdi balın kendisini ispatlanmış bir şeyi yapılmış keven balı vardır. Bizim Elazığ yöresinin. Artı bir de kekik. Bizim bu kaya bölgesinin, kebanın düşük rakımda yetişen bir kaya kekiği var. Kaya kekiğinde oluşan bal kırmızı ve aroması çok lezzetli bir baldır. En kaliteli bal da odur. Bizim Türkiye genelinde zaten o isim yapmıştır. He, bizim bu bölge genellikle kekik kara çalıdır. Bu Arap yerinde hep kevende, kevende işimize gelmiyor. Yani burada 50 kilo balımız olsa da buranın 300 kilo balını bedeler. Ya buranın balı daha kaliteli öyle balımız değil mi kekik? Kekik balı kaliteli daha mı? Yani 5 sene bir cam şişeye koy balı. Yani 6-7 sene sabit o şekli şeyini bozmaz yani. Bozmaz kalitesi. Evet efendim, şimdi kısa bir reklam arası, hemen ardından devam edeceğiz. Evet efendim, son baskıdan mutlu geceler diliyoruz tekrar. Günü ve haftayı birlikte noktaladık yeni güne ve hafta sonuna da birlikte başlıyoruz efendim. Günün öne çıkan gelişmelerini ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Ve maalesef üzücü bir haberle devam ediyoruz efendim canlı yayınımıza. Bir trafik kazası, bir ailenin yok oluşu ve en mutlu günlerinden dönerken yaşanan acı kaza. Evet efendim, belki de en mutlu günleriydi. Çünkü kızları mezun oluyordu. Fakat onlar mezuniyet sevincini yaşayamadılar. İstanbul'a kızlarının mezuniyet törenine katılmak için giden Elazığlı aile mezuniyet törenine katıldı. En mutlu günlerini yaşadılar. Büyük bir sevinçle, büyük bir heyecanla memleketleri Elazığ'a dönmek üzere yine kendi araçlarıyla yola çıkarken maalesef Kayseri'de trafik kazası yaptılar. Karakoçan Yüzev köylü oldukları öğrenilen 60 yaşındaki baba Nevzat Eser, 8 yaşındaki erkek çocuk Merhas Eser, 24 yaşındaki Heval Eser, kayınbirader Davut Devrim Özdemir trafik kazasında olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Anne Fikriye Eser'in ise durumunun ciddiyeti koruyor. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Karakoçanlı ailenin kaza haberini alan ilçe sakinleri de Elazığ'da yasabı oldu. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı efendim. Evet, İstanbul'da Eser ailesinin kızları Karakoçanlı Yüzev köylü Eser ailesinin kızlarının mezuniyet töreni vardı. Tıp fakültesinde okuyordu öğrenci kardeşimiz. O mezuniyet törenine katılmak üzere Elazığ'dan ailesi yola çıktı. İstanbul'a gitti. Mezuniyet törenine katıldı. Ardından Elazığ'a tekrar geri dönecekken maalesef Kayseri'de trafik kazası geçirdiler ve o kazada araç içerisinde 5 kişi
bulunuyordu. Dördü hayatını kaybetti. 60 yaşındaki baba Nevzat Eser, 8 yaşındaki erkek çocuk Merhas Eser, 24 yaşındaki Heval Eser, kayınbirader Davut Devrim Özdemir kazada olay yerinde hayatlarını maalesef kaybettiler. Anne Fikriye Eser ise ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor efendim. Çok acı bir gelişme, çok acı bir durum. Mezuniyet heyecanı yaşarken, mezuniyet töreni ardından memleketlerine dönerken Kayseri'de maalesef hayatlarını kaybettiler. Medya grubumuz olarak Eser ailesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz efendim. Ve devam ediyoruz günün diğer gelişmeleriyle. Efendim AK Parti Elazığ Milletvekili MKYK üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni sektörlerin temellerinin atıldığını ifade etti. Milletvekili Metin Bulut, Elazığlı iş adamları ile OSB'de bir araya geldi. Kendisine AK Parti Elazığ Başkanı Ramazan Gürgöz'e de eşlik etti. Seçim bölgesi Elazığ'a gelen AK Parti milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, AK Partili Başkanı Ramazan Gürgöz ile birlikte organize sanayi bölgesinde hizmet veren firma temsilcileriyle bir araya geldi. İş adamlarıyla istişarelerde bulunan Metin Bulut ve Ramazan Gürgöz'e iş dünyasının sorunlarının çözümü noktasında istişarelerde bulundu. Organize Sanayi Başkan Vekili Muhittin Kaya, sorunların çözümü ve yeni yatırımcıların kente gelebilmesi noktasında istişare yapacaklarını kaydetti. Hep birlikte ne yaparız? Bir ara gelelim dedik. Yeni yatırımcı kardeşlerim bir tesis konusunda çok iyi konuma geldik şu anda. OSB olarak hakikaten biz OSB olarak yani şey olarak bu krizde elimizi taşın altına koymuşuz. Samimi olarak söyleyeyim yani buradaki ortamımız çok iyi. AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e ekonominin gelişmesi noktasında iş adamlarının önemli payı olduğuna dikkat çekti. Gürgöz'e her konuda siyasi olarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi. İş dünyasının çok önemli yatırımcıları, istihdam sağlayan, ekonomiye katkı sağlayan ilimizin gelişmesine her birinizin çok önemli payının olduğunu biliyoruz. Ekonomik olarak tabii zor dönemlerden geçtiğimizi biliyoruz. Bu zor dönemlerde özellikle üreten, yatırım yapan, istihdam oluşturan iş adamlarıyla bir araya gelmek, onlarla sohbet etmek, hemhal olmanın çok faydalı olacağını inanıyoruz ve OSB Başkanımız Muhittin Bey'le de dün de görüştük, sürekli görüşüyoruz. Her hususta biz siyasi olarak size sunulması gereken destekler noktasında gücümüz nispetinde sizlere yardımcı olmaya çok önem verdik ve çok büyük gayretler ortaya koyuyoruz. İnşallah bu ekonomik durgunluk seçimlerin bitiminden sonra da kendini hareketli bir döneme geçer ve hep birlikte çok daha fazla üreterek Elazığ'ın organize sanayisi başta olmak üzere iş dünyasına çok önemli katkılar sunacaksınız. Özel sektörün bir ilin gelişmesi, kalkınması noktasında en önemli görevi getirdiğini ifade eden AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, yeni sektörlerinde temellerin atıldığını kaydetti. Hakikaten özel sektör bir ilin kalkınmasında ve gelişmesinde başat rol oynayan şeylerden bir tanesi. Elazığ son dönemde Türkiye'nin en fazla kamu yatırımlarını alan illerden bir tanesi. Yeterli mi? Yetmez. Çünkü bununla birlikte asıl özel sektörün canlandırılması, teşvik edilmesi, güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuyla alakalı son dönemde çok büyük adımlar atıldı. Sizler de şahidisiniz. Özellikle 6. bölgenin imkanlarıyla buluşmasıyla birlikte yeni sektörler Elazığ'ı hakikaten cazip gördü. Bir cazibe merkezi olarak kabul etti. Özellikle emek yoğun olan sektörler, tekstil sektörü gibi bunlar Elazığ'da çok büyük yatırımlara başladı. Temeller atıldı. Görüştüğümüz birkaç tane firma daha var. Geçen ay içerisinde İstanbul'da davet ettiğimiz birkaç tane firma daha var. Onlar da inşallah çok yakın zaman içerisinde gelip OSB'de faaliyetlerine başlayacaklar. Bu yönüyle de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ekonomik krizin hakikaten
dünyada bu kadar sert yaşandığı bir dönemde ülkemizin etkilenmemesi elbette ki mümkün değil. Ülkemiz de bundan oldukça etkilendi. Ve ekonomik krizin olduğu yerde en büyük şeylerden bir tanesi istihdam. İstihdam probleminin önüne geçebilmek için de emek yoğun sektörlere yoğunluk vermek lazım. Elazığ'da son zamanlarda gelişen tekstil sektörü ve sivil havacılık için ara ve kalifiye eleman yetiştirmek için gerekli çalışmaların da devam ettiğini söyledi. OSB Başkan Vekilimizin bize ilk sunduğu şey Elazığ'da tekstil fabrikaların sayısı çok arttı. Tekstilciler ara eleman bulmakta veya kalifiye eleman bulmakta gerçekten güçlük çekiyorlar. Bununla alakalı boşluğu nasıl doldurabiliriz diye bir şey söyledi ve bununla alakalı aslında bir çalışma da yapmışlar. Organize sanayimizin içerisinde bulunan Zeycan Yıldırım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde hem tekstille alakalı bir bölümün açılabilmesi hem de sivil havacılıkla alakalı bir bölümün açılabilmesiyle alakalı teklifte bulunmuşlar. Biz bu tekliflerini aldık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz de yazmış. İnşallah Ankara'ya gittiğimizde en kısa zaman içerisinde bunun gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Efendim AK Parti Elazığ Milletvekili, MKYK üyesi ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz ile birlikte OSB'de faaliyet gösteren tekstil ve mobilya firmalarını ziyaret ettiler, bilgi aldılar ve her zaman yanlarında olduklarını ifade ettiler. Elazığ İş Dünyası'nın temsilcileriyle gerçekleştirdiği istişare toplantısının ardından AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz ile birlikte organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaları da gezerek bilgi aldı. Bulut ve Gürgöz'ün beraberindekilerle birlikteki ilk durağı ise tekstil firmasıydı. Ya biz iş sahibimize teşekkür etmeye geldik. Hakikaten yani sağ olsun şu anda bile 480 kişi çalışıyor. Çok önemli bir şey. Çok önemli. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Altıncı bölge kapsamına girince birazı öyle bir imkan oldu. Bu önemli. Biz inşallah daha da büyüteceğiz. Bulut ve Gürgöz'ün organize sanayi bölgesi ziyaretlerinin bir başka durağı ise mobilya firmasıydı. MÜSİAD Başkanı ve Samet Mobilya Fabrikası sahibi Mehmet Özeren, ekonomide görülen sorunların çözüleceğine inandıklarını belirtti. İnşallah bundan sonra ekonomiye yönelilecek, ekonominin sorunları hakkında çözümlerde bulunulacak. Ülkemiz malum bir kriz yaşıyor. Bu krizi aşmak için hep birlikte üretici, sanayici bunları aşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut da amaçlarının emek yoğun olan sektörleri Elazığ'a çekmeye çalıştığını söyledi. Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte de yine hep birlikte el birliğiyle, güç birliğiyle bu sektörlerin faaliyetlerini artırması yönünde gayret ve çaba içerisinde olacağız. Geçen hafta içerisinde Sayın OSB Başkanımız, Belediye Başkanımızla birlikte onlar bir grupla görüşmüştü. Ondan önceki hafta biz belediye başkanımızla birlikte, ünlü tekstille birlikte görüştük. Emek yoğun olan sektörlerin hepsini biz Elazığ'a çekmek istiyoruz. Böylelikle de istihdama bir nebze daha iyi olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Üretim bir ülkenin geleceği, her şeyi. Köylü milletin efendisidir sözünün altında yatan asıl gerçek köylünün üretici kimliğidir. Ondan dolayı aslında sanayici de milletin gerçek efendisidir. Üreten insanlar gerçekten daha kolay yollardan para kazanmak varken, hele mevduat faizlerinin daha yüksek olduğu, hiç risk almadan götürüp bankaya koyup daha fazla kazanabileceğiniz bir ortamda onu tercih etmeyip gelip burada meşakkatli bir işe katlanmak aynı zamanda bir ibadettir. Bu ibadet mantığıyla yapılır. Bir ülke ancak böyle kalkınır. Sizler de bu kalkınmada gerçekten önemli bir rol oynuyorsunuz. Önemli bir
görev üstleniyorsunuz. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk ise sanayicilerin ellerini taşın altına koyduğunu ifade ederek, istihdam miktarı fazla olan işletmelerle yıl sonuna kadar çalışan sayı hedefinin 10 bin olduğunu kaydetti. Diğer sanayici arkadaşlarımız da gerçekten ciddi manada elini taşın altına koymuşlar. Bugün dolaşmış olduğunuz iki tane tekstil firması, Samet Oğlu'nun fabrikası. Gerçekten bunlar Elazığ için gurur verici işletmeler, tesisler. Bunun gibi Elazığ organize sanayi 165 tane tesisimiz var, 50 ufaklı çalışan. Bugün 6 binlerin üzerinde çalışanımız var. Bu tekstil sektörü ve istihdam miktarı fazla olan işletmeler yıl sonuna kadar inşallah 10 bin hedefimiz. Ki bunlar da inşallah olacak, yeni yatırımcı arkadaşlarımız da var. Başka tekstil sektöründe ve başka sektörde Elazığ'a yatırım yapacak yıl sonuna kadar çeşitli firmalar var. İnşallah bu kümeleşmelerle organize sanayide siyasilerimizle beraber, özellikle Metin Bey'le beraber belli aşamaları, sorunları, çözümleri beraber çözdükten sonra Elazığ organize sanayi vizyonuna yakışan yeni çizgisiyle ciddi bir potansiyeli 2020'ye hazırlayacağız inşallah. Evet efendim, Kanal Fırat televizyonu olarak yıllardır birlikte güldük, birlikte üzüldük, birlikte ağladık, birlikte sevindik. Elazığ'ın sorunlarını hep birlikte gündeme getirdik. Sorunlarının çözüme kavuşabilmesi için hep birlikte çaba sarf ettik. Elazığ için elimizi, gövdemizi taşın altına koyduk. Elazığ'ın bir adım daha ileriye gidebilmesi için hep birlikte el birliğiyle hem Elazığ'dan hem Türkiye'nin diğer şehirlerinden hem de yurt dışından bizleri takip eden izleyicilerimizle ortak hareket ettik. İzleyicilerimizin sesine kulak verdik, onların vicdanı olduk. Rating uğruna Elazığ'a zarar verecek hiçbir habere imza atmamaya özen gösterdik. Elazığ'ın değerleri bizim için her zaman bir adım önde oldu. Hemşerilerimizin hassasiyetleri bizim için her zaman bir adım önde oldu. Ve az önce de bahsettiğim gibi birlikte güldük, birlikte eğlendik, birlikte üzüldük. Bu sorunları hep birlikte tartıştık. Şehrimizdeki sorunlarının çözüme kavuşabilmesi için hep birlikte bu ekranlarda çaba sarf ettik. Ben ve benim gibi onlarca ekip arkadaşlarım gece gündüz demeden sizler için çalıştık. Ve 11 yılı aşkın Kanal Fırat ekranlarındaki süreç içerisinde şehrimizin birçok sorununun çözülmesinde öncü rol oynadık. 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye genelinde meydanlardan canlı yayın yapan ilk televizyon kanalı olma özelliğine sahip olduk. Şehrimizin en büyük problemlerinden birisi olduğu ifade edilen Elazığ Spor için günlerce bu ekranlarda para topladık. Yardım parası topladık efendim. Yok mu artıran dedik. 5 lira, 10 lira, 100 lira, 1000 lira, 10 bin lira para geldikçe Elazığ Spor'a bizler sanki cebimize gelmiş gibi mutlu olduk. Şehrimiz için, Elazığ Spor'umuz için çaba sarf ettik. Elazığ'ın sorunları, işsizlik sorunu, trafik sorunu ve buna benzer diğer tüm sorunlar için yoğun çaba sarf ettik. Ve projeler üretme noktasında çalışmalar yaptık. İl yöneticilerimizi, kurumları, STK'ları harekete geçirmek için girişimlerde bulunduk. Ve bu gücü hep sizden aldık. Hem Elazığ'dan, hem Türkiye'den, hem de yurt dışından bizleri takip eden izleyicilerimizden. Ve bu yoğun gayret ve çalışmaların neticesinde Elazığlı hemşehrilerimizin de bizlere sahip çıkmasıyla bu şehre en büyük gururu yaşattık efendim. Türkiye'nin en iyi yerel televizyon kanalı olduk ve ödülü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Yasemin Açık'a Ankara'da gerçekleştirilen görkemli bir törenle takdim etti. Ve durmadık. Buraya kadar geldik. Bu başarı bize yeter demedik. Ve son teknolojiyi takip etmek, Elazığlı hemşehrilerimize her alanda ulaşabilmek adına yoğun çaba sarf ettik. Ve son teknolojiyi de takip etmeye devam edeceğimizi her zaman söyledik. Bölgenin en büyük stüdyolarına sahip olan televizyonumuza gelen il dışından misafirlerimizi göğsümüz kabara kabara medya grubumuzu gezdirdik. Elazığlıyız. Bu memlekette doğduk.
bu memlekette büyüdük ve bu memleket sayesinde para kazanıyoruz. Onun için medya grubumuzu gören ve Elazığ'la ilgili ön yargıları en azından yıkılan insanları gördükçe mutlu olduk. Şimdi Kanal Fırat Televizyonu daha önceden de bahsetmiş olduğumuz gibi önemli bir değişikliğe imza atıyor. Dijitalleşiyoruz efendim. Daha iyi olabilmek için, daha iyi izlenebilmek için, daha iyi bir şekilde sizlere ulaşabilmek adına önemli bir değişiklik yapıyoruz. Ve bu değişikliğimizin de artık son saatlerindeyiz. 30 Haziran Pazar günü saat 24.00 itibariyle frekanslarınızı artık değiştirmeniz gerekiyor. Evet, artık mevcut şu anda bizi izlediğiniz bu frekanslarda olamayacağız. Size daha iyi bir şekilde ulaşabilmek adına dijitalleşen teknolojiyle birlikte çok daha iyi bir şekilde ekranlarınıza gelebilmek için frekans değişikliği yapıyoruz efendim. Ve sizler de frekanslarınızı bizi izleyebilmeye devam edebilmek için değiştirmeniz gerekiyor. Efendim Kanal Fırat Televizyonu, ailenizin televizyonu, ailenizin insanları olduk efendim. Beni dışarıda gören insanlar sarılıyorlar, diğer ekip arkadaşlarımı da aynı şekilde sarılıyorlar, seviyorlar, ailemizden birisiniz diyorlar, sizin sayenizde haber alıyoruz, sizlerden Allah razı olsun diyorlar. Niçin böyle olduk efendim? Bu ekranlar sayesinde olduk. Bu ekranları Elazığ halkının hizmetini açan Profesör Doktor Yasemin Açık sayesinde olduk. Şimdi durmak yok efendim. En iyisi olduk. Evet, Türkiye'nin en iyi yerel televizyon kanalı seçildik. Ama şimdi daha iyisi olabilmek için tüm teknik ekibimiz, tüm ekibimiz var gücüyle aylardır çalışıyorlar efendim. Niçin? Frekans değişikliğimiz için. Onun için son saatler efendim artık. Bu noktada peki ne yapmanız gerekiyor? Bizi kesintisiz bir şekilde seyredebilmek için, Elazığ'da yaşanan gelişmelerden haberdar olabilmeniz için, programlarımızı takip edebilmeniz için, Elazığ'da ne oldu ne bitti görebilmeniz için, musikiden sanata, sanattan eğitime, eğitimden sağlığa, sağlıktan kültüre, kültürden yemeğe, habere, spora, tüm programlarımızı takip etmeye devam edebilmek için şimdi hemen frekanslarınızı değiştirmenizi talep ediyorum efendim. Son gün 30 Haziran. 30 Haziran Pazar günü saat 24.00 itibariyle artık eski frekansımızda olmayacağız. Yeni frekanslarımız her yerde yazıyor efendim. Aşağıda, yukarıda, her yerde var. Onun için sizlerin de frekanslarınızı değiştirmeniz lazım. Son güne bırakmayın. Türk halkı olarak her zaman son güne bırakıyoruz, sonra yapmayı unutuyoruz. Şimdi hemen kumandanızı elinize alın ve kanal taramasından geçirin. Evet, bizi izleyebilmeye devam edebilmek için, Kanal Fırat'ı seyredebilmeye devam edebilmek için efendim ne yapmanız gerekiyor? Hemen kumandanızı elinize alıyorsunuz ve kanal taraması yapıyorsunuz. Kanal taramasında, eğer otomatik kanal taramasında yine Kanal Fırat Televizyonu'nun yeni frekans bilgileriyle çıkmazsa hemen üst tarafında yazan bu frekans bilgilerini hemen ekran görüntüsü alabilirsiniz. Cep telefonunuzda fotoğrafını çekebilirsiniz yeni frekansın. Ayrıca internet sitemizde Elazığ Haber'de frekans bilgilerimiz yazıyor. Bu frekansları televizyonlarınıza girerek Kanal Fırat'ı kesintisiz izlemeye devam edebilirsiniz. Çok önemli bir uyarı efendim. Kanal Fırat'ın çok önemli uyarısıdır. Artık bizler bugün hafta içerisinde son programımız. Pazartesi günü hafta başında saat 23.30'da, 23.00'da bizi izleyebilmek için örneğin son baskıyı yeni frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor. Pazar günü geceden itibaren yeni frekanslı olacağız. Bunun için hemen şimdi son güne bırakmadan, 30 Haziran'a bırakmadan kumanda elinize alın ve Elazığ'dan haberdar olabilmek için kanal taraması yapıp Kanal Fırat'ın yeni frekans bilgilerini girin efendim. Şimdiden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu dijital devrim televizyonumuza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunuyoruz efendim. Ve günün gelişmeleriyle dilerseniz devam edelim. Sık sık hatırlatmaya da devam etmiş olacağız efendim.
Elazığ Belediyesi Harput için kolları sıvadı. Harput'ta yapılan çalışmalar kapsamında yazın artan araç yoğunluğu göz önüne alınarak otopark alanı 3 katına çıkartıldı. Elazığ Belediyesi tarafından Harput'a başlatılan kapsamlı çalışmalarla otopark alanı 3 katına çıkarıldı. Fen İşleri Ulaşım Hizmetleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda tarihi Harput Mahallesi'nde yeni otopark alanları oluşturuldu. Çalışmalar doğrultusunda muhtarlık yanında yer alan mevcut otopark duvarları yıkılarak genişletme çalışması gerçekleştirildi. Harput Konağı yan tarafında bulunan mevcut otopark da genişletildi. Geçtiğimiz günlerde Elazığ Belediyesi tarafından devralınarak gastronomi ve kürsübaşı müzesi olarak düzenlenecek olan Harput Konağı çevresinde de düzenleme çalışması yapıldı. Alanda yer alan mevcut otopark yeniden düzenlenirken bir adet yeni otopark alanı daha oluşturuldu. Çalışmalar doğrultusunda ayrıca Şefik Gül Kültür Evi sol kısmında yer alan otoparkta da bir dizi düzenleme çalışması yapıldı. Elazığ Belediyesi ekiplerince Harput'ta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ayrıca Harput Sarı Hatun Meydanı'nda yer alan otopark kaldırıldı ve meydan yürüyüş yolu ve peyzaj çalışmalarıyla yeniden düzenlendi. Öte yandan düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mahalle içerisindeki güzergahlarda da değişikliğe gidildi. Trafiğin daha akıcı ve güvenli olması sağlanacak. Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat tarihi beldede yapılan çalışmaları değerlendirdi. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları bünyesinde tüm ekip, fen işleri, park bahçe, kanalizasyon, bütün birimler Harput'ta seferber oldu. Bir haftadır 7 tane otopark. Bu otoparkların hepsi ücretsiz. Harput'ta görmüş olduğunuz muhtarlık arkası, Sarı Hatun Meydanı'na giden yerler, Bedesten Çarşısı. Buralar komple çiçeklendi. Yeni peyyaz çalışmaları oldu. Vatandaşlarımız Harput'a geldiği zaman 1 lira otoparklara ücret ödemeden buraları araçlarını park edecek. Kendilerinden ricamız özellikle başkanımızın yapmış olduğu bu otoparkları kullanalım. 1 lira dahi para vermeden buralara park edeceksiniz. Biz bu anlamda Elazığ Belediyesi'ne, Elazığ Belediye Başkanı'na ve tüm ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz. Tüm Harputlu esnafı ve halka adına bir sloganımız vardı. Harput'ta yeni başkanla yeni dönemde yeni nesillere daha güzel bir Harput diye yola çıkmıştık. İnşallah bu seferberlik devam edecektir, devam etmek zorundadır. Efendim maalesef çok üzücü bir haberle canlı yayınımıza devam ediyoruz. Elazığ'da anne sıfatı yakıştırılan bir kadın ama anne sıfatıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir cani bebeğini çatı katında halının altına koyup ölümüne neden oldu. Yetinmedi. Ölü bebeğini çöpe attı. Polis tarafından yakalanan kadın çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ya altı ıslak ya da karnı açtı. Ağlamaya başladı. Evde derdine derman olacak bir tek annesi vardı. Ama şefkat göstermek bir yana sesine tahammül bile edemedi. Kendi öz bebeğinin ölümüne sebep oldu. O kan dolduran olay Karakoçan ilçesine bağlı yeni mahalle Horasan sokakta meydana geldi. İddiaya göre eşini 11 yıl önce vefat eden ve iki çocuğu bulunan 36 yaşındaki kadın ilişkisi olduğu bir kişiden hamile kaldı. Hamileliğini gizleyen kadın 4 gün önce evinin banyosunda kendi başında doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğun ağlamasını komşuların duymasını istemeyen kadın bebeğini çatı katına çıkararak üzerine halılarla kapattı. Bir süre sonra tekrar çatıya çıkan kadın çocuğun öldüğünü fark etti. Önceki gün ölen bebeğini çatıdan alan kadın bebeği siyah bir poşete koyarak çöp bidonuna attı. Karakoçan Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri personeli çöp bidonunu boşaltmak için geldiğinde ise siyah poşetteki bebeği fark etti. Görevliler bunun üzerine durumu polise bildirdi. Polis Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla yaptığı çalışmada bebeğin annesinin K.O. olduğunu belirledi ve yakaladı. Emniyette ifadesi alınan kadın kasten adam öldürmek suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kadının olayı itiraf ettiği öğrenildi. Öte yandan kadının hayatını kaybeden eşinden olan iki çocuğu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak çocuk evine yerleştirildi. Bebeğin cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Canilik efendim, söyleyecek bir şey yok. Cani.
Maalesef yine bir üzücü haber. Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada iki kardeş hayatını kaybetti, iki kardeş de yaralandı. Ahmet Aytar Meydanı'nda dün gece iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed ve Kadir Karagül kardeşlerle ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karagül kardeşler Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralı ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi alınan yaralılardan Karagül kardeşler doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavileri sürerken polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Enteresan bir olay efendim. Dün ekranlarınıza getirmiştik zaten olayın ilk ayrıntılarını. İlk kez de Kanal Fırat ve elazighsonhaber.com'dan öğrenmiştiniz. Son dakika gelişmesi olarak dün gece sıcağı sıcağına bu silahlı saldırıyı ekranlarınıza getirmiştik. Efendim Elazığ Bingöl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde 23. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilen Elazığ Bingöl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. 23. Olağan Genel Kurulu ile birlikte başkanlık görevini devreden Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Selim Sabit Önal, başkanlığa seçilen Cemal Şimşek'e başarılar diledi. Elazığ Bingöl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın 23. Olağan Genel Kurulu'nu yaptık. Olağan Genel Kurul'da yeni seçilen arkadaşlarımız, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu arkadaşlarımız göreve başladılar. Görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Muvaffak olurlar. Bir çıtayı daha ileri götürürler. Bizden daha faal çalışırlar. Buna inanıyorum, buna güveniyorum. Çünkü burası bir meslek camiası. Hepimiz el birliğiyle çalışmak zorundayız. Kendilerine ben başarılar diliyorum başkanıma. Törende eski başkan Önal'dan bayrağı devralan yeni başkan Şimşek, oda için gereken tüm çalışmaları gerçekleştireceklerini ifade etti. Bu bir bayrak yarışı. Bugün bayrağı biz Sabit Bey'den devralacağız. İnşallah tüm ekibimizle, kurullarımızla birlikte odamızı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bu çıtayı daha da yükseltmek, odamız, camiamız için bir adım daha ileri götürmek için var gücümüzle çalışacağız inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Törenin ardından yeni başkan Cemal Şimşek, eski başkan Selim Sabit Önal'a, başkan yardımcısı Faris Çelik, eski genel sekreter Metin Sözen'e, genel sekreter Tekin Kaya ise eski koordinatör üye Mert Sinan Sarnalıoğlu'na plaket takdim etti. Başkanım sağ olun. Ben de yeni mezun tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah hayırlı olsun. Yani filan yatarım. Sağ olun. Çalışmalarına teşekkür ederiz. Allah hayırlı olsun. Tamam. Başarılar diliyorum. Efendim, boğaz ve bademcik iltihaplarını gideriyor, kan hücrelerini yeniliyor. Kalsiyum, demir ve potasyum deposu DUT şifa dağıtıyor. Elazığ merkeze bağlı Akçakiraz Belde sakinleri geçimini DUT'tan sağlıyorlar. Dev ağaçlara tırmanan belde sakinleri bu şifalı meyveyi yerlere savan sererek topluyor. Hem lezzetli hem de şifa kaynağı. Her derde deva DUT, boğaz ve bademcik ve mide iltihaplarını gideriyor, kan hücrelerini yeniliyor. Reçeli dondurması, orciyi, şerbeti. Hatta büyük ilgi gören pekmezi. Akçakiraz beldesinde DUT hasadı başladı. Beldede 45 bin kök DUT ağacı bulunuyor. DUT toplama işlemi sırasında vatandaşlar savan adı verilen büyük örtüleri ağaçların altına tutarken ağaca çıkan bir kişi de dalları silkeleyerek meyvelerin dökülmesini sağlıyor. Beldede bulunan bahçe ve yeşil alanlarda yetişen çekirdeksiz pirinç DUT, çekirdekli DUT, mor DUT ve kara DUT çeşidi olmak üzere 4 çeşidi bulunan DUT ağaçları bulunuyor. Güzel bir festivalimizle Akçakiraz'ımızdaki DUT'un tanını, birini artıracağız. İnşallah festivallerimizle sonra Akçakiraz'ımızdaki DUT'un katma değerini yükselteceğiz. Nasıl yükselteceğiz? Artık alımlı ve şık bir ambalajın içerisine koyup güzel bir marketlik, reyonluk ürün haline gelmiş bir DUT'umuz olacak. DUT'tan yetişen pekmezlerimizi Akçakiraz'ımızdaki en lüks reyonlarda
artık almış olacaksınız. Satışını hazır hale getirmiş olacağız. Pestilimizi, orcimizi artık akça kirazımızın dutundan yemiş olacaksınız. Ulemanın da takdiri odur ki dut Allah'ın birliğine delalettir. Niye diyeceksiniz? Kuzu yer süt olur, arı yer bal olur, ceylan ve geyik yer misk olur, ipek böceği yer ipek olur. Çok yönlü bir meyve, organik ve doğal bir meyve. İnşallah bize düşen nedir? Bize düşen tutun kalitesini arttırmak, tutun tanınını bilinini arttırmak. Çünkü burada 45 bin kök dut ağacı var. Akça kiraz inşallah dutuyla meşhur olacak, dutuyla neşvinema bulacak. Dutu da hak ettiği yere inşallah önümüzdeki yıllarda yapacağımız festivallerle, etkinliklerle inşallah bunu da arttıracağız. Akça kirazı yıldızlaştıracağız, akça kirazı markalaştıracağız. Nelerle sosyal hayatın içerisinde olarak markalaştıracağız. Mayıs ayı sonlarında başlayan dut hasadı Temmuz ayına kadar devam ediyor. Dutlar yaş olarak tüketildiği gibi pekmez, pestil ve orçuk yapımında da kullanılıyor. Tuduyla menşhur bir köyümüzdür. Eski tarihi olan bir köyümüzdür. Bunun hem pekmezini yapıyoruz, hem kurutuyoruz, hem pestilini yapıyoruz. Bazı aileler bunun tuttan geçimini sağlıyorlar. Bunu genellikle kurutuyorlar. At yarışlarına gönderiyorlar. Kilosunu 20-30 liradan kurusunu at hayvanlarına, yetiştiricilerine gönderiyorlar. Ayrıyeten kurutup da bunu Erzincan, Erzurum'a gönderiyorlar. Orada pestili orcugunu yapıyorlar. Kaynatıyorlar kışın. Tekrar bunun orcugunu yapıyorlar. Bizden istekleri çok var. Vatandaş gerçekten burası Tudun merkezidir. Başkentidir burası Tudun, Akçakiraz. Yapılan ürünler 15 lira, 30 TL'ye alıcı buluyor. Efendim, Kovancılar ilçesinde bir grup çevreci insanın girişimleriyle kurulan Kovancılar Bisiklet Topluluğu Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. İlimizin Kovancılar ilçesinde bir grup çevreci insanın kurduğu ve kısa adı KOBİS'te olan Kovancılar Bisiklet Topluluğu Derneği'nin açılışı yapıldı. Kovancılar Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, Kovancılar İlçe Emniyet Müdürü ve çok sayıda kurum müdürlerinin katıldığı açılışta katılımcılara forma hediye edildi. Kovancılar Bisiklet Topluluğu Derneği Başkanı Ziya Karasu, bulunduğu ortama renk katan, pozitif düşünceli insanlarla yola çıktıklarını ve çöl gibi büyüyeceklerini ifade etti. Bisiklet kullanmayı seven arkadaşların bir araya gelmesiyle bir grubumuz oluştu. Sonra dernekleşmeyi düşündük. Daha sistematik çalışabilmek, daha etkin faaliyetler yürütebilmek için. Kovancılar Bisiklet Topluluğu, kısaca KOBİST adını verdiğimiz bir derneğin bugün açılışını yapıyoruz. Bunun da son derece heyecanlı, coşkusunu yaşıyoruz. Katılımcı herkese, Kaymakam Bey'im, Belediye Başkanım, Sayın Müdürlerim, hepsine teşekkür ediyoruz. Sizlere de zahmet edip Elazığ'dan geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hepiniz sağ olun, var olun. İnşallah ilçemizde pozitif düşünceye sahip, bulunduğu ortamdan hazır imkanlar bulup sadece yararlanmaya odaklı düşünen değil de bulunduğu ortama bir renk katan, bir artı değer katan, kendisindeki bir takım yetenekleri ve birikimleri, tecrübeleri başkalarıyla birleştirip daha da büyütmeyi hedefleyen pozitif düşünceli, pozitif duygulu, pozitif kişilikli arkadaşlarla bizler burada böyle gittikçe büyüyen bir çığ oluşturmayı düşünüyoruz. Olumlu bir dalga oluşturmayı ümit ediyoruz. Kamu yöneticilerimizin en üstünden alt kademelerine kadar hepsinden olumlu dönütler alıyoruz. Bu bizim ümitlerimizi daha da arttırıyor. Biz devletin birçok kurumunun yapmak istediği görevleri, bakanlıkların üstlendiği işte spordur, sağlıktır, diğer bir takım gelişimler, pozitif gelişimlerle ilgili faaliyetleri gönüllü olarak yapmak isteyen insanlarız. Bu konuda kamudan da destek görüyoruz, memnuniyet diyoruz. Teşekkür ediyorum. Kovancılar İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir de yaptığı konuşmada spor yapmanın ruh sağlığı için de kıymetli bir değer olduğunu ifade etti. Kovancılar Bisiklet Topluluğu Derneği'nin bu açılışına tanıklık etmiş olduk. Tabii ki gönüllülük esasına göre çok güzel bir faaliyet olacağına inanıyoruz biz. Sağlıklı nesiller diyoruz ama bu sadece fiziki sağlık değil, aynı zamanda ruh sağlığı açısından da çok kıymetli spor yapmak. Bisiklette bizi teknolojiden uzaklaştıran ama doğayla bütünleştiren bir alet. İnşallah kovancılarımız için bu öncü bir adım oldu.
Biz de burada yer almak istiyoruz. Biz de bu topluluğun bir parçası, bir üyesi olmak istiyoruz. Ve gençlerimizin, çocuklarımızın, evlatlarımızın, çalışanlarımızın, herkesin bu topluluğun faaliyet alanında yer almasını, en azından bir bisiklet sahibi olup işine, hafta sonları ziyaretlerine bisikletiyle gitmesini istiyoruz. Sağlık bizim için en kıymetli hazine. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor Kanuni Sultan Süleyman. Yaşayan, gören, bilen biliyor bunu. İnşallah bu öncü adım arkasından pek çok insanı sürükleyecek ve bizi sağlıklı nesillere ulaşmamızda bize büyük katkılar sağlayacaktır. Biz hocalarımıza, emeği geçen herkese, sponsorlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Son olarak konuşan Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar ise açılışını yaptıkları derneğin gençlerin sağlıklı yaşamasına destek olacağını ifade etti. Güzel bir gün, sanki böyle bir fuar havası var. Güzel bir açılışa katıldık. Kovancılar bisiklet topluluğu, bu gerçekten arzuladığımız, yıllardır uygulamaya çalıştığımız bu uygulamayı bir grup çevrecimizin, pozitif düşünen gençlerimizin, hocalarımızın önderliğiyle kurulmuş olan bu topluluğu ben tebrik ediyorum. Bu açılışın memleketimize örnek olacağını, gençlerimizin de sağlıklı yaşamına destek olacağını düşünüyorum. Yıllardır uyguladığımız bisiklet turnuvalarının da artık Kovancılar'da yerleştiğine, yerleşeceğine de bu bir tapu gibi oldu. Resmileşti sanki. Belediye olarak biz her yıl gençlerimizin sağlıklı yaşamına destek amaçlı bisiklet turnuvaları düzenliyoruz. Altıncısını yaptığımız bisiklet turnuvasının önümüzdeki yılda inşallah yedincisini gerçekleştireceğiz. Katılımın her yıl çok üst düzeyde olan bu turnuvalarda gençlerimizin üst düzeyde performans gösterdiklerine şahit oluyoruz. Geçen dönemde biz son turnuvamızda 100 tane ihtiyaç sahibi gencimize bisiklet belediye olarak hediye etmiştik. Dereceye giren gençlerimize birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ve diğer geri kalan ilk 20'ye giren gençlerimize de spor malzemesi hediye etmiştik. Bu bizim için tabii ki sosyal içerikli bir çalışma. Bundan sonra da bunlar ilçemizde devam edecek. Açılışın ardından katılımcılar bisikletle ilçe merkezinde tur yaptı. Evet efendim, son baskıda biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü ve haftayı birlikte noktaladık. Yeni güne ve hafta sonuna da birlikte başladık efendim. Hafta başında pazartesi günü saatler 23'ü gösterdiğinde tekrar sizlerle birlikte olacağız ama bizi izlemeye devam edebilmeniz için, pazartesi günü son baskı izlemeye devam edebilmeniz için yeni frekans bilgilerimizi mutlaka bu gece itibariyle de girmeniz gerekiyor. Pazartesi günü görüşmek üzere efendim. Hayırlı geceler diliyorum.